Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGXZ. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yeni yatırımlar, market hakkında bir sohbet ve Team of the Week garantili paket açılımını yapacağız. Aynı zamanda çıkarmış olduğum bir kardeşimiz var arkadaşlar. Onu da sizlere göstereceğim. Öncelikle hepinize dediğim gibi tekrardan mutlu bir pazar günü diliyorum. Ben de şu an videoyu pazar sabahı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi... Benim videomu izleyenler, Black Friday videosunu izleyenler zaten coin seni katlamıştır. Hani izlemeyenler için de söylüyorum. Bundan sonra taktikleri yaparsanız sizler de katlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben demiştim ki Team of the Week garantili SBC çıkacak, 84-83 oyunculara gömülün demiştim. Ve 84-83'lere gömülenler zaten arkadaşlar karını yaptı. 1'den 1.5'tan maksimum 1.5'tan teklif vererek alabileceğiniz oyuncular dün 4.5, 5, 6K gibi fiyatlara gidiyordu arkadaşlar. Facebook grubumuzda çoğu kişi, ben sordum hani katladınız mı diye, herkes evet katladık dedi. Umarım videoyu izleyen sizler de arkadaşlar katlıyorsunuzdur. Çarşamba günler zaten bu SBC'nin geleceğini sizlere söylemiştim. Aynı zamanda Black Friday'de bu sefer saat 5'te başlattılar. Ve ikonlarda falan bayağı ucuzlama oldu arkadaşlar. Özellikle ben mesela Prime Balak almayı düşünüyordum. Her zaman 2.200'e falan giden kart 1.900'e düşmüştü. 1.900'den alabiliyordunuz yani, dediğim gibi. Gerçekten müthiş bir para. Şu an 2.250'ye gidiyor. Onun dışında mesela normal balak alacaktım, 1.400'dü, şu anda 1.600 gibi yani. Aslında markette ucuzlamalar oldu arkadaşlar, pek bir buy now olarak bakmamanız gerekiyordu. Zaten bir de olarak baktığınız zaman büyük bir ucuzlama oldu. Ben de aldım 84'leri sattım, hatta şu anda ne kadar transfer profitimizin olduğunu zaten sizlere göstereceğim. Şimdi bu Team of the Week garantili ben satılamazını yapacağım arkadaşlar. Satılabilirine dediğim gibi çok fazla bir ihtiyaç duymuyorum çünkü birazcık soygun. Eğer bu iki tane Team of the Week'ten kötü çıkarsa belki satılabilir de yaparız videonun sonunda. Ben böyle bir kadro kurdum arkadaşlar. Dediğim gibi FUTMAS'den bakarak kurdum. Sağ açıkta bu arada Bernard Eski var arkadaşlar. Bernard Eski Juventus'ta oynayan, haberiniz olsun. Şimdi hemen bunu gönderiyorum. Yaklaşık 23-24K falan tamamlanabilen bir SBC. Şimdi iki tane yaptık arkadaşlar ve bu arada bu sene bir enteresanlık var. Mesela canlıya geldiğiniz zaman şunu mesela favorilerden normalde mesela canlı da yoktu galiba az önce baktığımda, ya da ben görememişim. Girdim ve bayağı aradım ulan diyorum, 200 sayfa falan geçtim, dur bakayım var mı? Bak şu an yok mesela, aynen. Böyle geliyorsunuz buraya canlıdan ve bayağı sağa sola doğru gitmeniz gerekiyor. Team of the Week yükseltmeyi anca bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun, bulamayanlar varsa buradan çıkıyor. Ya bu da bir problem yani, çünkü yeni SBC geldiği zaman gelip gelmediğini anlamak birazcık uzun sürebiliyor maalesef ki bu sene. Ve bu arada şöyle söyleyeyim, bu haftaki görevlerde eğer 10 maç yaparsanız mı kazanırsanız mı ne, draft tokeni veriyor. Dolayısıyla o göreve bakıp da yapmayı unutmayın. Şimdi bize dün Neymar çıktı arkadaşlar. Şu anda kadromuzu sizlere gösterelim. Kadromuz şu anda bu şekilde. Öylesine bir kadro zaten bu, 100K'lık falan. Bu kadroyla oynuyoruz. Sebebini söyledim zaten sizlere. Market daha da ucuzlayacak. Özellikle bugün, yani bugün inanılmaz deal'lar yakalanabilir. Aynı zamanda yarın akşam, en olmadı perşembe sabahı ve ben kadronun bir sonraki perşembe sabahı kuracağım. Bunu şimdiden sizlere söylüyorum. Black Friday'de ne oldu? Black Friday'de saat her zaman olan dışında saat 5'te başladığı için insanlarda bir panik buy, yani panik satın alması oldu. Çünkü dediler ki ulan bu sefer erken başladı, paketler erken çıktı, hemen kuralım daha da zarar etmeden dediler. O yüzden herkes çok erkenden markete yöneldi. Bu da yani, tabi birazcık sizler için dengeleri değiştirdi ama dediğim gibi benim için değiştirmedi. Almış olduğum 1K'dan 2K'dan olan 84'leri dün 5.5, 4.5 o civarlara hepsini sattım ve Vans hoşluyorum. Inform Neymar çıktı arkadaşlar bu kadroya dün akşam. Gerçekten de güzel oldu çünkü benim bütçemden şu anda 600K daha arttırdı. Çünkü ben normal Neymar almayı düşünüyordum. Team of the Week'e çıktı. Satılamazdan çıktı tabii ki arkadaşlar. Orada satılamaz. Onu da şöyle göstereyim. Çok mutlu etti beni yani. Gerçekten Neymar'ın çıkması çok tatlı oldu. Bakalım devamını nasıl kuracağız. Şu anda bu kadar coin görüyorsunuz ama bu hesapta arkadaşlar büyük bir yatırım var. Totalde 10.5 falan var yani bu hesapta, sizlere öyle söyleyeyim. Bayağı coinsimiz var. Zaten burada da görüyorsunuz arkadaşlar 21.4 milyon transfer profiti var. Hani videolar arasında böyle bakarak zaten o arada trade hani yaptığım, yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum zaten bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Her videoda bunu artık göstereceğim. 21.4 milyon trade'imiz var dediğim gibi. Kasmaya devam, durdurak yok. 0 TL'den vurguna doğru ilerliyoruz. taktikleri kullanan herkese de dediğim gibi başarılar. Ve bu arada şunu da söyleyeyim, Cyber Monday'e gelecek yarın akşam. O zaman da marketten özellikle teklif vererek kondisyon, pozisyon, pahalıya giden pozisyon değişikliği kartlarını almayı unutmayın. Ben cuma günü yani kondisyonları Allah yukarıda 400, 500, 350 ya 150'ye falan aldım da var. Çünkü o kadar fazla kondisyon düşüyor ki markete. Hani belki 3-4 sayfa geçiyorsunuz, daha yeni bir dakikaya falan geliyorsunuz. Hani o kadar fazla kart var ki. Bunları değerlendirerek arkadaşlar bayağı kart aldım. Hepsini 1400-1500 civarından da onları okuttum. Bu şekilde trade'imi yaptım. Şimdi paketlerimize geçelim. Biliyorsunuz ki bu hazardlı falan filan işte en iyi Team of the Week dedikleri hafta da bu şeye dahil, pakete dahil. Kulübünüzdeki oyunculardan en az bir iki tane yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bize Billboard gelmedi maalesef. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Billboard diyorum, Walkout gelmedi. Bu kim abi? Tövbeler olsun. Gerçekten tövbeler olsun. Bu kim abi? 91 pace. Evet, sadece pace'i insanın gözüne çarpıyor. Onun dışında zaten çarpacak pek bir şey yok abi. Bunu zaten çarpan çarpmış. Bunu gönderiyoruz. Şimdi bir adet daha yapalım reisler. Bakalım. Oman satılabilir de yapacağım ya. Bunları da bir açalım. Ya Allah, bismillah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver baba bir bu. Aa, yine Volkat. Aa, bunlardan bir şey çıkarmak çok zor ya. Ya biz nasıl Neymar çıkardık? Ben hala onu düşünüyorum ya. Fas mı, Morocco mu? Ne? Gelson Martins dediği o Anstavoç'lu, bu kim abi ya? Yani beyler tövbeler olsun. Gerçekten tövbeler olsun yani. Hani harbiden tövbeler olsun diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Bu nedir ya? Veya harbiden bu nedir ya? Yani bu iki tane çıkan lavuktan sonra değil mi? Size de yapın yapın diyorum ya. Ya yapmayın abi. Gerçi baktığınız zaman abi yani şu an informlar 12.5K falan desen yani iki katı parasını verip yani iki inform parası verip şans denilebilir yani abi. Yani şimdi öyle diyoruz ama zaten çıkması zor. Satılabilen Team of the Week garantili. Bu da ne istiyormuş? Bilmem ne bilmem ne falan filan. Inter Milan da bizim katlar zaten buna uymayacak galiba. Değil mi? Bizim şu anda kulüpte bunlar var arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı kararsız kaldım. Ben mi düşünüyorum, sonra video devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, dayanamadık. Yine geldik, satılabilirini yaptık. Bak bu FIFA var ya, tam bir çukur abi yani. İddia çukuru gibi, anladınız mı? Çukur kardeşim, bu oyundan çıkış yok ya. Yine bu arada sadece CM'mizde Bernard Eski. Uydurarak bir şey yaptık. Şimdi bunda 2 informu 83 rating istiyor arkadaşlar. Yaptık, yapabildiğimizi yaptık. Takım bu şekilde 2 tane inform helalinden 50K'yı veriyoruz bak. Helalinden 50K'yı verip şimdi Mishibat şu ayı çıkarıyorum. Ve bu arada bu hafta sonu bir oyun aldım arkadaşlar, böyle hani farklılık olsun diye. Hitman'ı aldım. Hitman birincisini aldım. Eğer beğenirsem ikincisini alırım diye. İkincisi de yeni çıktı. 90 TL'ye aldım. Yemin ediyorum muhteşem bir oyun. Eğer öyle oyun boyun arıyorsanız abi 90-100 lira arasında bunun ikinci elini alabilirsiniz. Müthiş oyun yani. Ben oynuyorum. Harbiden insan diyor ki ya baba adamlar oyun yapmış diyor yani. Bunu da bir söylemeden edemedim. Oynayın yani gerçekten. Zaten Game of the Year yani o yılın oyunu falan da seçilmiş zamanında. Müthiş oyun. Şimdi satılabilen Team of the Week garantili SBC'yi de yaptık ve açıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yatırım tavsiyelerini veriyorum ve oradan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Allah'ım bak bir Hazard falan böyle çok güzel olur ya. Bak Hazard, Neymar falan, bunlar iyi kardeşlerimiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ya Rabbine ya Resulallah. Geliyor mu? Kim geliyor? Bastım baba, hadi Hazard. Hadi Hazard. Hadi lan, daha walkout bile vermedin. Allah benim belanı vermesin be kardeşim be. Allah senin belanı ver. Bu nerenin bayrağı? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu kim oğlum ya? Abi 76 rating, senin normalin kaç be kardeşim ya? Ya Team of the Week'i 76 olan adamın normali kaç abi ya? Yemin ediyorum harbiden fıttıracağım ya. Harbi diyorum fıttıracağım ya. Ya informu 76 beyler, tövbeler olsun ya. Gerçekten tövbeler olsun ya. Ya bu ayağı tutuyor diye futbolcu olmuş kardeşim bu ya. Bu nedir beyler, gözünüzü seveyim, yükselemiyorum abi. Ver bir hazı, bir walkout ver ya. Neyse beyler, uzun lafın kısası, haftaya artık son haftaya kadroyu kuracağız artık abi. İstediğimizi alamasak bile haftaya kadroyu kurup FUT Champions oynayacağız. Bunu ben size şimdiden söylüyorum. Haftaya hazır olun babalar. Bunu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olarak pazartesi günü Cyber Monday'e geliyor. Akşam saat 9'da yine başlar ya da 5'te başlar. Bu eSports'un affedersiniz götü başı ayrı oynadığı için şimdi kesin bir şey de söyleyemiyorum. Cyber Monday'e başlar başlamaz yine markete ucuz bitten bir sürü item düşecek. Unutmayın ki FUTMAS için yatırım yapacaktık. FUTMAS için yatırımlarınızı yapabilirsiniz 84-85'lere doğru. Ve bu sene en fazla kar oranını yakalayan kartlar ya arkadaşlar, yine her zaman olduğu gibi 83'ler olmadı, 84'ler oldu. Bu sene çok enteresan bir sene gerçekten. Normalde 83'ler daha fazla kar bırakıyordu. Bu sene 84'ler bıraktı. Şu anda 84'ler 6K'ya gidiyor. O gün 1.5'dan 1.200'den falan bitle çok rahatlıkla alınabiliyordu. Geçen haftaki videomuzu izleyenler katladı. İzlemeyenler de bundan sonra taktikleri izlemeye başlasınlar arkadaşlar. Bunu sizlere tavsiye ederim. Aynı zamanda takım kondisyonlarına teklif vererek almayı unutmayın. Unutmayın ki paketler saat 9'a geliyorsa 9'a çıkanları insanlar listelediği zaman bu sizin önünüze saat 10, 10'u 20 geçe arası markete düşecektir. Saat 10 ve 10'u 20 geçe arası böyle, yani her paketten bir saat sonrasında markete çöküp bid vermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, olaylar bu şekilde. Neymar'ımız var. 76 rating konesimiz var. Biri Konya, biri Kenya ama olsun sizlere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Kadromuzu kurduktan sonra zaten artık gameplay videoları da gelecek. Her gün Division Rivals falan çekmeye çalışacağım. Durumlar bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.